İyi akşamlar Medyascope izleyenleri. Bugün Mekan ve İnsan'ın 38. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Onur Alp Öztürk. Benim için bugüne kadar tüm konuklarım elbette ki çok değerliydi. Benim için değerli olmasının yanı sıra aynı zamanda kardeşim olarak gördüğüm bir arkadaşım. Kendisiyle geçmişimiz onun ilkokul çağlarına dayanır. Keza kardeşimle ilkokuldan arkadaşlar. Ama daha sonra birlikte kürek de çektik. Birlikte maraton da koştuk. Ve ondan sonra bugün, hatta biraz önce program öncesinde kendisine de söyledim. Demek ki kaderde bir gün aynı konu üzerine sohbet etmek de varmış. O da güldü. Evet, bir de bunu da yapalım artık dedi. Bugün kendisiyle akıllı şehirlerin inşasında nesnelerin interneti ve analitiği üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken biraz sonra Onur Alp'i tanıtırken göreceğiniz gibi Onur Alp bir mekan tasarımcısı, şehir plancısı değil. Ama onun da kentle ilgili çalışmalara, özellikle akıllı şehirlerle ilgili kurguda teknolojik altyapının mimarisinin nasıl oluşturulması gerektiği ve bu minvalde de enerji, yaşam, insan, çevre ve ekonomiyi de içeren bir akıllı şehir temasının ya da kurgusunun hayata nasıl geçirilebileceğiyle ilgili olarak bu şeylerin interneti ve analitiğinin nasıl bu sürece bir araç olarak kullanılabileceğiyle ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Onur Alp İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde istatistik okuduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde yönetim bilişim işlem sistemleri ve mühendisliği yüksek lisans programını bitiriyor. Şu anda zaten bugünkü konuşmamızın da aslında altyapısını şu an çalıştığı şirkette hali hazırda sürekli içerisinde vaka çalışmalarıyla deneyimliyor. SAS Türkiye ve Doğu Avrupa Profesyonel Hizmetler Biriminde danışmanlık bölge müdürü olarak görevine devam ediyor. Analitik pazarlama, finansal risk yönetimi, suistimal tespiti ve suç gelirlerinin önlenmesi, müşteri zekası ve veri yönetimi vaka çalışmalarında proje liderliği yapıyor. Onur Alp aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İş Analitiği Yüksek Lisans Programı'nda SAS çözümleri odaklı veri bilimi konularında da dersler veriyor. Ben yanlış ya da eksik bir şey atladım mı bilmiyorum. Ama hemen aslında konuya girmekte fayda var. Zaten zamanımızı zar zor yetiştiriyoruz genellikle. Dolayısıyla ben hemen sana şunu sormak istiyorum. Biz akıllı şehirle ne kastediyoruz Onur Alp? Yani kentin tüm alt ve üst yapı sistemlerinin teknolojiyle buluşturulması ve bunların entegrasyonundan mı bahsediyoruz? Daha büyük bir senaryodan mı bahsediyoruz? Nedir akıllı şehir? Şöyle başlamakta fayda var. Hani teknoloji hepimizin bir gerçekliği ve hayatımızın birçok kolaylaştırabileceği bir yöntem üzerine geliştirilmiş bazı uygulamalar topluluğu olarak konumlandırabiliyoruz. Büyük şehirler ve buna bağlı olarak birbirleri arasındaki iletişimi de sağlayabilecek bir sistemle akıllı şehirler sistemine geçirmesi planlanıyor. Bu tabii her zamanki gibi bizim globalde ve hani Türkiye'nin dışındaki bir takım inisiyatiflerin başlamasıyla bir kavram haline dönüştü. Ve burada da hem insanların hayatını kolaylaştırabilecek hem de mevcutta gelişen teknolojiyle birlikte artık hani bir smart cities kavramının oluşması adresleniyor. Yani smart cities'in ön plana çıkması tabii ki bizler birer birey olarak, yani bunun bireysel olarak değerlendirdiğimizde bir şahıs olarak da düşünebiliriz. Ya da bir ticari faaliyet altında çalıştığımız bir organizasyon olarak da düşünebiliriz. Burada sağladığımız birçok hizmet ve bu hizmetle birlikte adresleyeceğimiz birçok yapıyı da smart cities altında birleştiriyoruz. Hı hı. Yani nasıl bir denklem kurmak gerekiyorsa, mesela hepimiz şu an bir smartphone kullanıcısıyız. Ve bu akıllı telefonlar sayesinde kendi alışkanlıklarımızı bir şekilde bir veri ambarı içerisinde yönetebilir seviyeye geliyoruz. Ve bu veri ambarını aslında tüm herkesin kullanabileceği bir hiyerarşide fayda yaratabilecek bir teknolojiye dönüştürmek isteniyor. Bunlar aslında bir takım kuruluşların, hani bunlar farklı sektörler, hani banka olabilir, telekomünikasyon olabilir, işte perakende sektörü olabilir. Tüm bunların aslında bir kar amacı gütmeksizin bunları değerlendirebilecekleri bir takım hani CRM olarak nitelendiririz, müşteri ilişkileri yönetimiyle adreslenen bir sistemle başlayan ama sonra artık bunu bir kamuya açık bir alanda değerlendirilmesi ve şehir planlamaları içerisinde konuşulması gereken bir konu olduğuna karar verilmiş durumda. Hı hı. Burada hani
Örnek vermek gerekirse hani şehir dediğimiz zaman evet şehrin içerisinde birçok etken var. Bunlardan en önemlisi mesela büyük bir metropolde yaşıyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz. Bunlardan en önemlisi trafik. Trafiği nasıl çözümleyebiliriz? Evet bunun bir sonucu yok. Hani trafiği hiçbir zaman çözümleyemeyeceğimiz bir algıyla gidiyoruz. Ama bunları nasıl kolaylaştırabiliriz gibi bir takım uygulamalarla ve bu uygulamaların içerisinde de farklı entitelerin yani öğelerin bir araya gelmesiyle bir sistem oluşturulması ve bu popülasyon içerisinde de herkesin sağlamış olduğu veriyle diğer taraftaki farklı bir kişinin de bu veriden faydalanıp kendi işini daha kolaylıkla halledebileceği bir nesneler dünyasına getirmeye çalışıyoruz. Bu akıllı şehirlerin içerisinde hani IoT, Internet of Things diye geçen ve bazen nesnelerin interneti, bazen de şeylerin interneti olarak da Türkçeleştirilen bir kavram. Burada baktığımızda bu aslında çok yeni bir olay olarak değerlendirilmeyebilir. Çok eski de bir olay olarak değerlendirilmeyebilir. İlk zannediyorum 99 yılında bir denemeyle farklı bir ticari kurumsal firmanın bu sektörde yani kendi üretim sektöründeki bir takım hataları ve müşterinin ihtiyacını karşılayabilecek bir takım yapıları önceden adresleyebileceği bir yapıyla başladı. Örnek vermek gerekirse hani hepimiz birer beyaz eşya kullanıyoruz. İşte çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz var, buzdolabımız var. Ama bu buzdolabıyla ilgili yaratılan bir veriyi biz kendi cephemizde tutmuyoruz. Ve bunu tutan hani o bulaşık makinesinin üreticisi firma artık diyor ki hani müşteriyle olan bir takım servis ihtiyaçlarında hani ürünün sağlamış olduğu veriyle onun ne zaman bir hasar veya bir servis ihtiyacı olacağını önceden tahminleyebilecekleri ve sürekli veri akışıyla bunu tahminleyebilecekleri modellerle bunu adreslemek istiyorlar. Bu şekilde neyden kaynaklanan yani nasıl bir kazanç elde ediyorlar? Üretici firma servis tarafında henüz müşteri şikayeti oluşmadan bunu kendisi önceden belirleyebiliyor ve o anda müşterinin bile haberi olmadan müşteriye gelip işte sizde bir bakım, bir yenileme, bir servis hizmet ihtiyacı doğacak. Gelin bunu sizle birlikte adresleyelim diyorlar. Ve bu hani karşılığında tabii ki bir kazanç olacak bir uygulamayken tabii bunu şehirlerde artık hani trafikten başlayıp daha sonrasında işte bir takım karayollarının işte bozuk yollardan dolayı oluşan işte bunu her kullanıcının aslında bir şekilde sahip olduğu uygulamadan veri gönderip işte mesela iPhone'u kullanırız hepimiz ve işte koştuğumuzda o gün kaç adım atmışız, kaç kilometre yürümüşüz gibi bilgileri bu şekilde alabiliriz. Bunu şehir uygulamalarında nasıl görüyoruz? İşte bozuk yollarda araba titrediği noktada hani hassas bir cihazla bunu bir veri olarak gönderip aslında yani büyükşehir belediyeler daha çok nitelenecek şekilde orada bir hasarın oluştuğunu ve oraya bir müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Bu tabii yurt dışında çok yaygın kullanılan bir sistem ama Türkiye'de de hani hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Ulaştırma Bakanlığı seviyesinde başlatılan ve yine kamuda da bu projelerle ilerleyeceğimiz bir süreç gündeme gelmiş durumda. Kısaca bir giriş yapmak gerekirse bu şekilde. Pek kısa olmadı ama yine özetleyeyim. Keza anladığım kadarıyla zaten akıllı şehirde, beni yanlış söylersem sen beni düzelt. Ama şöyle bir şey yapılmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla. Sonuçta aslında kentlerin de algoritması var ve bu algoritmayı ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu her şehir için ya da şehrin belki belirli parçaları için farklılaşan formüller gerektirebilir. Ya da biraz önce saydığım işte çevre, yaşam kalitesi, işte trafik, belki bazı altyapılar, ya kanalizasyon, işte su şebekesi vesaire ile ilgili bazı altyapılarla ilgili farklı parametreler gerektirebilir. Ama bunların algoritmasını kurup kullanıcıların yani biz vatandaşların da buna erişebileceği ve veriyi oraya sağlayabileceği bir aslında ana şemsiye kurulmaya çalışılıyor diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Doğru, aynen öyle. Peki şimdi burada tabii ben ben kent kısmını bilen tarafım ama siz de hem SAS olarak hem de sen zaten uzmanlaştığınız alan bu nesnelerin interneti ve analitiği dediğiniz kısım. Belki bununla ilgili bize biraz örnek vererek açıklayabilirsin. Çünkü seyircilerimizin arasında da çok farklı farklı kesimlerden insanlar var. Biraz önce bir evdeki teknolojik aygıtlarımızla ilgili örnek verdin ama şehirle ilgili örneğin bu neye tekabül eder? Yani örneğin bir yerde biz yağmur yağdığı zaman artık işte bir geçen hafta olduğu gibi 3. havalimanının su basması gibi durumlarda mesela bu akıllı şehir teknolojileri İş o zaman mı devreye giriyor yoksa önceden devreye girmesi mi aslında bunu akıllı yapan şey?
Aslında şu ana kadar geleneksel olarak tahminleyici modellerimiz, yani analitik perspektifi içerisinden değerlendirdiğimizde daha önceden gerçekleşen bazı verilerin sonuçlarına dayanarak tahminlemeyle sağlanıyordu. Ama hiçbir şekilde hani farklı bir endüstriden veya farklı bir verinin kullanılmadı. Sadece o kendi endüstrisi içerisinde kullanılan verilerle bunlar adresleniyordu. Şimdi durum biraz daha değişti. Artık hava durumlarından da işte bir takım az önce verdiğin örneğe dayalı tahminlemeler yapılabiliyor. Hı hı. Yani örnek vermek gerekirse mesela bir telekom operatörünü düşünelim. Hı hı. Bir konser alanı veya bir futbol maçının olduğu bir yerde. İşte oradaki sabit baz istasyonunun yetersiz kalmasından dolayı mobil baz istasyonlarını oraya gönderebiliyor. Hı hı. Ve burada hani o operatörün kullanıcıları hani çekmiyor gibi dertleri bu mobil baz istasyonlarını aşabiliyor. Hı hı. Ya da bir banka sektörüne örnek vermek gerekirse, işte bankacılık artık yani göz retinayla tanınmaya kadar uygulama üzerine smartphone'larla birlikte adreslenebilir oldu. Ve artık para çekeceğim ATM neredeyse ben oraya gittiğimde barkod okutup bana banknot vermesini sağlayabilirim. Hı hı. Şimdi bunu akıllı şehir içerisinde hem telkoyu hem de bankacılık endüstrisini birleştirdiğimizde işte ben ATM'i şehrin hangi otobüs istasyonuna yakın olarak kurmalıyım. Hı hı. İşte o civarda belki benim sahip olduğum banka yani kullanıcısı olduğum bankadan 3 tane farklı ATM var. Dolayısıyla ben bunu bir AVM'nin içerisinde konumlandırmayı daha stratejik bulabilirim. Ya da baz istasyonu yola çıktığı takdirde hani öyle bir mekanda olur ki hem işte mesela Beşiktaş stadında olan bir maçla aynı anda o gün Lütfi Kurdar'da bir konser veriliyorsa ikisini aynı anda yönetebilecek bir mekanizmayla aslında iki tane araç göndermektense bir araç, büyük bir araç göndermekle bunu adresleyebilecekleri bir akıllı şehir projelerini adresleyebiliyorlar. Hı hı. Bu tabii nasıl sağlanıyor? Şimdi hepimiz kullanıcı olarak telefonlarımızdan işte şebeke tarafından sinyaller gönderiyoruz ve oradaki sinyal artışından dolayı bu aksiyonların alınması önceden planlanabiliyor. Bazı özel günler, daha önceden belirlenen bazı kongreler de olabilir. İşte mesela Antalya'da yapılan işte G21 gibi kısımlarda burada birçok büyük devlet adamının gelmesi, birleşmesiyle oradaki turizmin de farklı endekslenmesi söz konusu olabilir. Hı hı. Tüm bunları önceden bir iş ihtiyacı olarak adreslediğimizde ve biz bu ihtiyacını hangi dataların yani verilerin biriktirilmesiyle adresleyebiliriz kısmına geldiğimizde farklı endüstrileri buraya konumlandırmamız gerekebiliyor. Hı hı. Bu hani yeni havalimanındaki yağmur yağışının belki tahmin edilmesi önceden öngörülebilen bir konu. Hı hı. Fakat bunu tek bir pencere altından değil de aslında oraya ulaşımın dışında aslında orada bir yönlendir, bir anons, yani bir anons yapılması gerektiğini nasıl adresleyebiliriz bunları da düşünmek gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla aslında özellikle büyük şehirlerde anladığım kadarıyla kentlerde yaşayanların hayatlarını kolaylaştıracak bir altyapı kurgusu bu anladığım aynen kadarıyla. Yani telefonlarımıza bir push notification özelliğiyle hı hı aslında hı hı bunu işte bir perakende firması işte hı hı şu ürünlerden alırsanız ikincisi şu kadar indirimli gibi mesaj hı hı gönderirken artık evet bunu akıllı şehirler işte şurada bir trafik kargaşası mevcut işte evet kanalizasyon borusu patladı hı hı gibi o yöne doğru gidiyorsak orada bize anında uyarı gönderip oradaki kargaşayı büyütmeyecek bir önlem alabiliyor olacaklar. Bu kaosları küçük ya da hani etkisini birazcık daha azaltmaya yönelik bir aynen şey anladığım kadarıyla. Şimdi SAS zaten bu konuda oldukça deneyimli. Daha önce işte Amerika'da, Avrupa'da ve Asya'da farklı farklı yerlerde teknoloji bölgelerinin altyapısını kurmakla ilgili olarak hı-hı çalışmalar yapmış. Belki bize birazcık rakamlarla örnekler verebilirsin. Yani böyle bir altyapı kurmanın elbette ki çok ciddi hem efor hem zaman hem de maliyetle ilgili zaten bir sürü girdisi vardır ama en nihayetinde bunun hedefi de aslında senin söylediğin gibi çok büyük belki afetlerle ilgili, belki kaotik durumlarla ilgili şehirdeki bunları minimize etmek ki bunların da aslında başka çok ciddi maliyetleri düşürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla belki bize bazı rakamlar verirsin. Yani bu akıllı kentlerin şimdiye kadarki SAS'ın özellikle birlikte çalıştığı, bununla işbirliği yaptığı teknolojik altyapı sistemleriyle ilgili olarak. Yani şu an gündemde değerlendirdiğimizde hani bir akıllı şehir dediğimizde aslında ilk müdahale edilmesi gereken nüfusun çok yoğun olduğu ülkeler olarak düşünebiliriz. Yani bu biraz daha bizim Asya Pasifik bölgesinde yani Uzak Doğu'da ve diğer yani en akla gelebilecek Çin hani en kalabalık nüfusa sahip olabilecek. Orada yapılan bir takım çalışmalar var.
Bununla birlikte tabii Amerika'da da biz Amerika menşeli bir firma olduğumuz için orada da bazı uygulamalarımız var başlayan. Bunu yavaş yavaş tabii ki Türkiye'ye getirmek istiyoruz. En azından hem strateji odaklı hem de bir takım proje planlamalarında bunu adreslemeye çalışıyoruz. Ve hani burada baktığımız aslında veriye yönelik bunun size'larına bahsettiğimiz, hani bu terabaytlarla değil de petabaytlarla ölçülebilecek bir konu üzerinden adreslenebilir bir hal alıyor. Hı hı. Ve bunun içerisinde de bazı bütçelendirmeler de var. Tabii ülkelerin bütçeleri bizim milyonlar, milyarlar seviyesinde çok çok daha yukarıda bir bütçelemeyle bunu değerlendirebiliyoruz. Yani 20 milyar doların üzerinde bir bu Smart City projesine ayrılan bütçelerin olduğu ülkeler var. Hı hı. Bu konuyla birlikte hani bizim biraz da aslında kuruluş amacımız da ilk işte 1976 yılında bir tarım, ziraat üzerine kurulan bir firmayız. Buradaki prediktif modelleme, yani tahminleyici modellerle birlikte istatistik analiz sistemlerini kuruyoruz. Hı hı. Ve bununla birlikte aslında akıllı şehir projeleri de takdir edilebilir ki hani bir şekilde tarımla başlayıp daha sonrası bunun tarafına, hani büyük şehirlerin dışında adreslenen bir metodolojinin büyük şehirlerde de buna benzer IoT gibi ve bu elde edilen verinin de analitik uygulamalarla adreslendiği bir sistem olabiliyor. Hı hı. Bu konuda bizim yine bahsettiğim gibi çok daha farklı kalabalık bir ülke nüfusundan bahsettiğimiz kısımlarda projelerimiz, önde gelen projeler. Ama şu anda da Türkiye'de de hani iletişim halinde olduğumuz ve bunu bir şekilde hayata geçirmek istediğimiz, hı hı, süreçler var. Hı hı. Hani bunun hayata geçmesi ortalama böyle 3 yıllık bir proje olarak düşünebiliriz. Ve bunun içerisinde birçok farklı ekibin çalıştığı, burada az önce bahsettiğimiz gibi hani bunun içerisinde sosyolojinin de girmesi gerekiyor. Hani büyük şehirlerin içerisinde yaşayan ve bunun farklı bölgelerdeki kültürün nasıl adreslenebildiği ve civarda nasıl bir endeksin olduğu, trendin neye yönelik olduğu, işte belli bir İstanbul'dan bahsedersek, İstanbul belli bir yöresinde biraz daha şehir ihtiyaç, yani şehir planlama ihtiyaçlarının yoğun olduğu bir yerde bizler hani almamız gereken aksiyonları nasıl adreslendirebiliriz gibi, hı hı, farklı çalışan sosyoloji üzerine bazı ekiplerin kurulması gerekiyor. Aynı, hı hı, zamanda teknolojiyle birlikte çok büyük haznede veriler elde edileceği için bunların nasıl depolanması gerektiği, farklı endüstrilerden bir takım ihtiyaçlar olduğu için o konuda kendi uzmanlığıyla birlikte burada bir takım kararların alınmasına yardımcı olabilecek kişilerin adreslenmesi gibi çok farklı bir hiyerarşi oluşturması mümkün olabiliyor. O zaman aslında bir yandan da diyorsunuz ki bu kent yönetimi açısından da çok avantajlı. Çünkü kenti yöneten kent yöneticileri daha doğrusu o zaman diyebiliyorlar ki benim şurada şehrimde en azından şu bölgede şu an şöyle bir ihtiyaç var. Dolayısıyla o nasıl bir arz gerçekleştirmesi gerektiğiyle ilgili olarak çok daha önceden bu sizin kurduğunuz işte tahmini projeksiyonlar üzerinden herhalde bir şey yapabiliyor, ön müdahalede bulunabiliyor. Keza aynı şekilde bir yandan bunu kullanan ya da bu akıllı kent sisteminin içerisinde yaşayan vatandaş da hem kendi derdini belki çok daha katılımcı bir süreçle takip de edebiliyor ya da duyurabiliyor. Hem de herhangi bir durumda çok önceden tek bir mecra üzerinden haber alma şansı bulmuş oluyor. Dolayısıyla aslında kazan kazan modeli, aynen, oluşturulmuş oluyor. Yani şu açıdan değerlendirirsek bizler zaten sektörde, yani piyasada pazar olarak değerlendirirse yani onun üzerinde farklı sektörde proje yapıyoruz. Hı hı. Ve bu sektörlere ait çalıştığımız firmaların verisinden elde edilen birçok bilgiyi de sahibiz. Yani bu bilgileri tek bir sentezleme olayına geldiğimizde ve bunu, hı hı, akıllı şehirler projesi içerisinde çok daha büyük verilerle adresleyebildiğimiz, hı hı, bir noktada, hı hı, karşılaştırabileceğimiz algoritmalarla bunu sağlayabiliyor olmamız önemli oluyor. Hı hı. Yani burada sadece biraz daha işin matematiği veya veri bilimi tarafından çok, hı hı, hani diğer sektörlerde elde edildiğimiz tecrübeyi de burada birleştirdiğimizde biraz da işin içine şehir planları, biraz daha sanatsal vari bir sistemi buraya konumlandırdığımızda, hı hı, üç farklı bilginin birleşmesiyle bir kazan kazan algoritmasını, yani hiyerarşisini sağlamış oluyoruz. Hı hı.
Zaten aslında aklıma öyle bir soru da geldi. Sen tam girizgahını yapmış oldun. Belki biraz daha açabiliriz. Benim daha önceki burada, biz bugün 38. programımızı yapıyoruz. Dolayısıyla artık seyircilerimiz bunu duymaktan belki onlara gına geldi. Ama şehirle ilgili çalışma yapılırken en önemli problemlerden bir tanesi veri toplamak. Şimdi sizin de aslında akıllı şehir kurgusunda en çok ihtiyaç duyduğunuz şey veri. Ve biraz önce dedin ki farklı sektörlerle zaten birlikte işbirliği yapıyorsunuz. Bu zaten anladığım kadarıyla akıllı şehir kurgusunun sağlanabilmesi, altyapısının kurulabilmesi için en elzem şey. Yani olmazsa olmazı. Fakat bunların güncelliğiyle ilgili olarak bunların biz kullanıcılar, yani hani çift taraflı bir kullanıcısı var bunun. Aslında siz veriyi farklı sektörlerden topluyorsunuz. Onlar da aslında bu veriyi ayrı ayrı, siz birleştirmeden önce entegre olmayan bir şekilde kullanıcıları. Keza biz kentli olarak bunun kullanıcısıyız ama aynı zamanda da senin biraz önce söylediğin şekilde, eğer yanlış anlıyorsan beni düzelt, ama biz bugün bir yandan kullandığımız her aplikasyonla o aplikasyonun sahibine sürekli veri de sağlıyoruz. Yani örneğin ben navigasyonla ilgili bir aplikasyon kullanıyorsam bir yandan benim tercihlerimi de, değil mi, okuyor ya da nerenin kalabalık, yani nerenin trafikte sıkışık olduğunu ya da olmadığını da aslında bir yerde bizim sağladığımız verilerle, yani ben o aplikasyonu kullandığım sürece ya da konumumu açık tuttuğum sürece ya da buna izin verdiğim sürece yapıyor. Şimdi burada aslında sizin akıllı şehirler kurgunuzu çıkmaza sokabilecek bir tehdit oluşabilir mi diye aklımda bir soru var. Yani burada bizim buna dahil olmamız, bizden kastım da vatandaş, sivil vatandaşın buna dahil olması ne kadar önemli? Sizin verilerini almanız gereken sektörlerin bunu güncel ve şeffaf olarak sunması ne kadar önemli? Bununla ilgili yaptığınız işbirlikleriyle ilgili belki bize birazcık bilgi verebilirsin. Yani bu farklı organizasyonlardan, kurumlardan gelen, elde edilen verilerin birleştirilmesi tarafında da bazı çalışmalarımız var. Hani bunların tabii regülatif olarak da değerlendirdiğimiz bir süreç söz konusu. Yani kişisel verilerin korunma kanunu gibi. Ama her birimiz bir bireyiz ve hepimiz birer, neredeyse hepimiz, yani bir akıllı telefon kullanıyoruz. Bunların bir yerde depolandığı bir sistem var. Hani ben burada kullandığım telefonla birlikte sahip olduğum cihaza ait bir ID'im zaten yine kullanmakta olduğum operatör tarafından değerlendirilip bir aksiyon alınmasına mutabık alınabiliyor. Ama bu device, bu şu kişiye aittir bilgisini hiçbir şekilde paylaşmaması gerekiyor. Yani bu hukuk ve legal olarak düşündüğümüz sistemler içerisinde zaten firmaların öncelikle birbirleriyle anlaşması gereken, el sıkışması gereken tarafta bu şekilde ilerliyor. Burada biraz da hayatı kolaylaştırmaktan kastettiğimiz kısım toplanan adet, count, yani bir takım toplamlar ve bunun içerisindeki geçmişteki ortalamalara göre ne kadar trend sapmış ve ortalama ne kadar daha standart sapmasının dışında, biraz daha teknik konular girmiş oldu ama. Evet, çok istatistik konuşuyor. Bunları belirledikten sonra da hani burada bir anomali durum varsa bunların tespit edilmesi ön plana çıkıyor. Ve bu aslında tüm kitleyi değil de orada gerçekten bir kargaşa yaşanabilir ihtimalini bize vermiş oluyor. Bu ihtimali gördükten sonra hani orada kim varmış kim yokmuş çok da tercih edilen ve adreslenecek bir durum değil. Orada iletişim kurulan, yine o device'ın sağlamış olduğu operatörden gelen ID bilgisi. Burada tabii ki izin verilmesini sağlayan bazı uygulamalar da olacaktır. Ve bu izni verdikten sonra yani bir ıslak imza niteliğinde değerlendirebileceğimiz bir mekanizmayla da bunu değerlendirebiliriz. Tabii bu kişisel verilerin korunması tarafı bizim de projelendirdiğimiz bir süreç ve farklı firmalarda, farklı sektörlerdeki firmalarda biraz daha bu işin stratejik ve gerçekten önemli olduğu noktada nasıl kullanılması gerektiğini bizler danışmanlık çerçevesi altında verebiliyoruz. Şimdi biraz önce söylediğin üzere, yani sizin zaten şirketinizin bu konuda çok ciddi deneyimleri var ve Türkiye'de de artık bununla ilgili belli başlı çalışmalar yapılması ile ilgili herhalde ilk girişimleri başlattınız. Fakat zaten benim anladığım kadarıyla bugünkü program için hazırlık yaparken de birazcık dersime şöyle çalıştım. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örneğin Akıllı Şehir Müdürlüğü
var. Dolayısıyla aslında hakikaten çift taraflı olarak bir taraftan aslında yerel yönetimlerle demek ki bunun idari altyapısını biraz önce söylediğin gibi belki regülasyonlarla ilgili bazı şeyleri kurgulamaya başlamışlar diye anladım. Çok detayına elbette ki inmedim. Hatta sonra aklıma da şu da geldi. Geçtiğimiz aylarda Akıllı Şehirler Kongresi düzenlendi İstanbul'da. Gene Büyükşehir Belediyesi tarafından olsa gerek. Çünkü her yerde afişleri asılıydı. Hatta ben de takvimim uysaydı katılmayı istemiştim. Yapamamıştım ama. Ve burada da özellikle Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve iletişim sektöründen de isimlerin olduğu çok büyük bir şeydi, kongreydi. Senin bildiğin kadarıyla ya da bize anlatabileceğin kadarıyla bu altyapı hazırlıkları, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da olabilir ya da Türkiye'deki diğer kentlerle ilgili de olabilir. Yani Türkiye'de şu an akıllı şehirlerin altyapısının kurulması ile ilgili olarak yapılan ya da yapılmakta olan bizimle paylaşabileceğin şeyler varsa, bir de eminim ki izleyicilerimiz de ben de merak içerisindeyiz. Aynen. Yani bu tarafta değerlendirebileceğiz. Az önce bahsettiğimiz kazan olayı. Hani burada daha önce hani kendi sektör içerisinde, rekabet içerisindeki olduğu kurumlardan çok herkesin bir çatı altında toplanıp yani insana verilen değer, yani buradaki biraz daha hümanist bir sistemi yaratılmasıyla ilgili bir hiyerarşi ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla burada hani farklı operatörler, hani az önce bahsettiğimiz sektörlerden değinmek gerekirse farklı bankaların olmasından çok bunların hep bir arada pastanın içerisinde bu hizmeti sağlayabiliyor olmaları ön planda kuruluyor. Ve bu tarz kongrelerde de aslında adreslenenler bunlar. Tabii bu firmalar kendi içerisinde bazı teknoloji zirveleri içerisinde de bunları değerlendirip paylaştıkları bir takım oturumlarda oldu. Ama bu oturumlar nihai çerçevede aslında tüm entitilerin, yani öğelerin bir araya geldiği bir akıllı şehir projesi haline dönüşecek olarak düşünebiliriz. Şimdi biz bazı konu biraz eleştiri olarak düşünebilir hani kendi içimizde. Hani benim bildiğim kadarıyla hani bu hani Karaköy'deki o bir metromuz var ya. Aslında dünyada ikinci funiküler. Evet, funikülerimiz. Hani dünyada ikinci kez İngiltere'den sonra tasarlanan bir yapı. Ama bizim hani hayatımıza girmesi bu raylı sistemleri, metro ve vesaire çok çok sonra olan bir şey. Doğru. Şu anda o dezavantajı aslında bu tarz bir sistemle yönetebilir hale gelmemiz gerekiyor. Ve zaten nüfus olarak kalabalık bir ülkeyiz. Ve herkesin yarattığı veri de, yani bu veri aslında hani birçok yani top leader olarak düşündüğümüz kişinin de kendisinin telaffuz ettiği gibi, yani yeni zamanın, bu güncel dönemin aslında petrolü gibi düşünebiliriz bu veriyi. Yani bu veri ülke dışına çıkmadıkça ve bu az önce bahsettiğimiz kişisel verilerin korunma kanunuyla birlikte bu da değerlendirilen bir konu. Bunların kendi içerimizde lokal bir sistemle yönetilebilir bir hale gelmesi ve burada alabileceğimiz aksiyonlarla daha iyi bir teknoloji farkında yaratabileceğimiz bir sistem oluşturmaya çalışılıyor. Özet olarak bunu söyleyebilirim. Ama tabii ben de takipçisiyim. Hani biraz daha bu konularda verilecek kararlar. Tabii bunun parantez içinde tekrar etmekte gerek var. Regülatif olan bir sistemle değerlendirilmesi söz konusu. Peki iki tane daha soru soracağım ama bunlara ne kadar cevap verilebilir gerçekten emin olarak sormayacağım. Bir tanesi şu, biz Türkiye'de akıllı kenti tahmini olarak ne zaman görebiliriz? Yani az önce bahsettiğim 3 yıllık proje aslında bir hayata geçiş hızlı kazanım olarak düşünülebilir. Bu tüm Türkiye'de olması gerekli veya düşünen bir sistem değil. Buraya ayrılan bütçe birçok faktörü var, etkeni var bunun adreslenmesi gibi. Ama benim en azından takip ettiğim ve gerçekten bu teknolojinin bir fiil kullanabilecek bir hale gelmesi minimum 15-20 yılları buluyor. Yani çünkü altyapısının kurulmasıyla bitecek bir şey değil, değil mi? Evet, yani tam da bu söylediğin gibi bunun altyapısı 3 sene içerisinde kurulsa, bitse dahi, bütün hazırlıklar yapılsa dahi ancak 15 sene sonra gerçekten çalışır halde olacak. İkinci soru, bu iyimser olan tarafta. Evet, iyimser olan. Doğru. Her şeyin çok
optimumda çalıştığı bir sistemde. Evet. İkinci soracağım soru da şu. Aslında bu biraz önceki mizansenimizle alakalı. Sen benden önce geldin buraya. Beni bekledin, sağ ol. Ve ben de aslında çok yakın bir mesafeden çok uzun bir sürede geldim. Hatta sen de dedin ki bak işte tam da bugün konuşacağımız konu bu. Çünkü ben sana navigasyon cihazından bakıp 17.38'de oradayım dedim. Sen de dedin ki işte tam konuşacağımız mesele bu. Şimdi biz gene son bir örnek olması açısından soruyorum. Yani böyle bir altyapı kurulduktan ve düzgün bir şekilde de çalıştığını farz et. Yani optimum ve iyimser senaryoda 15 sene sonra olsaydı bu konuşma, burada farklılaşacak olan şey ne olurdu? Ben sana ne diye olurdum? Yani 17.38'de geleceğini sen belki bir saat önceden görüp sana bir ileti gelebilirdi. Şu an çıkarsan 17.25'de oradasın ama 10 dakika sonra çıkarsan 17.45'de orada olacaksın gibi bir notification'da sen biraz daha aksiyon alman gereken kısmı yönetebiliyor olacaktın. Yani böyle bir to the point şey yapabiliriz. Aksiyon alınması. Bana yani okuldan kaçta çıkmam gerektiğiyle ilgili bir alarm gelebilecek. Çünkü zaten 15 senelik belki de tuttuğu bir veriyi diyecek ki bu bir dakika içerisindeki trafik şeysi şu kadar fark ediyor. Evet, gibi çünkü bir... senin aynı zamanda hani kullandığın mail sisteminde yani Outlook'unda benle olan bir toplantım var, saati kurulu. Senin şu anki bulunduğun konum izin verdiğin müddetçe senin cihazından besleniyor. Senin o toplantıya yetişebilmen için oradan oraya gidebileceğin süreyi hesaplayıp sana işte eğer sen de tekrar izin verirsen işte bana yarım saatte bir çıkacağım saatte oraya varacağım şeyi adresi ne kadar süreceğini ve saat kaçta orada olabileceğimi bir uyarı olarak bana ilet dediğinde bunu adresleyen bir mekanizma başlıyor. Tamam, yani telefon, bunu belki ileride biraz işte Siri var mesela dediğimizde bunu sana bir mesaj olarak değil de Siri işte seni bir uyarsın, bir bana bir seslensin gibilerinden de yapabiliriz. Ya da aynı anda başka bir toplantı daveti geldi. Belki bir gün önceden geldi. İşte o toplantı iki tarafa baktığında lokasyonu karşılaştırıp aslında birbirine yakın yerler. Sen bu toplantıyı reddetme, oradan çıktığında 15 dakika sonra diğer toplantına yetişebilirsin gibi uyarılarda bulunabilecek bir hale gelecek. Tabii bunlar son zamanlarda bütün izlediğimiz filmlerde de değinilen konular olarak karşımıza çıkıyor. Artık birçok alacağımız aksiyonu bizi bilgilendiren ve o aksiyonu almadan uygun zamanda bize yönelten bir yapay zeka, makine öğrenimiyle adreslenen bir takım sistemlerde söz konusu olmaya başladı diye. Yani tabii ben gene şehir sosyoloğu olarak baktığım zaman hayatımızın bu kadar düzenli olmasının başka dezavantajları olur mu diye düşünmeden de edemiyorum. Tabii. Bilmiyorum senin aklına gelen bir şey var mı ama bunu da anlatmadan bitirmeyeyim. Sonra senin söyleyeceğin bir şey varsa, atladığımız bir şey varsa onunla devam ederiz. Ben bazen şey diye düşünüyorum. Yani teknolojinin hayatımıza girmesi ve akıllı teknolojiyi bu kadar kişisel olarak kullanmaya başlamamızın geçmişi çok... uzun zaman önceye dayanmıyor. Aslında çok yeni ve hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi ve biz aslında bugün baktığın zaman özellikle çalışan insanlar olarak bunu gerçekten neredeyse bağımlılık seviyesinde kullanıyoruz. Çünkü biraz önce söylediğin gibi bütün toplantılarım, her şey buraya kayıtlı, hatta işte takvimin el verdiği ölçüde lokasyonlara da dahi oraya ben giriyorum. Dolayısıyla aslında doğru tahminler yapamasa da eğer bana çıkış zamanımı şimdi söyle dediğim zaman o belli bir ortalamadan yola çıkarak söylüyor. Genelde de tutmuyor. Muhtemelen sizin kurduğunuz sistemle o artık tutar hale gelecek. Ama beni korkutan şey şu, ben ne kadar bu akıllı teknolojiyi kullanırsam benim aslında çalışarak geçirdiğim vaktin süresi artmaya başladı. Çünkü hakikaten toplantıları reddedememeye, çünkü geçerli bir mazeret bulamamaya başlıyorum. Anlatabildim mi? Biraz önce söylediğin sebepten ötürü. İşte sen oraya yetişirsin 15 dakika sonra diye sana bilimsel olarak bir veri geliyor olacak örneğin. Ama aynı şekilde baktığın zaman işte WhatsApp'ın aslında bugün çalışma ortamlarında ya da çalışma arkadaşlarımızla ya da kendi altımızla üstümüzle de iletişimde kullandığımız bir şey olması. E-mail'den daha farklı bir şey. Çünkü senin direkt özel telefonuna da erişilebilen bir şey haline gelmeye başladı. Gece saat 11:01 hiç fark etmiyor. Oraya bir şey gelebiliyor ve senin onu görmen aslında ya da göreceğin varsayımıyla. Ben bir yandan bundan korkmuyor değilim. Bunun bizim insani yaşam hızımıza
ters düşebileceği ile ilgili olarak. Hı hı. Ama tabii bunu doğru bir şekilde adapte etmediğimiz için de olabilir. Yani hani bununla ilgili sınırlarımızı, kişisel sınırlarımızı doğru koymadığımız için olabilir. Bu sadece benim kişisel melis kaygım da olabilir. Bilmiyorum, sen bu konuda bir şey söylemek ister misin? Ya şu an düşündüğüm zaman yaşadığım bir şey değil ama şu an senin söylediklerinden hayal ettiğimde, atıyorum işte bir doktorla randevumuz var. İşte bugün hastaneden, işte o hastanenin uygulamasından ilgili doktoru seçip şu saatler aralığında randevu alabiliyoruz. Pat o bizim işte outlook'umuzda işleniyor zaten. Doğru. Ama aynı atıyorum bir saat sonrasında bir yurt dışında olan bir kol var. Yani görüşmemiz gerekiyor. Şimdi doktorla olan randevu bir şekilde uzarsa o kola yetişmen sakıncalı duruma gelebilir. Ama ikisi de aynı outlook'ta. Sonuçta bu sadece senin normal şahsi hayatında ilgili bir olan, yani sağlıkla ilgili olan bir şeyi iş hayatında olan bir aynı çerçeveye getirdiğinde seni huzursuz edebilecek, yani biraz daha böyle riskli karar düşünemeyeceğin, riskli kararlar alabileceğin bir seviyeye getirebilir olacaktır yani. Yani o toplantıyı davet edilip işte reddetmezsen olmaz. Ama öteki de bir yandan hani senin daha önemli, tabii her şeyden önce sağlık dediğimiz bir sistemde onu değerlendirmen gerekiyor. O sonucu görmen gerekiyor. Belki bir operasyon geçirmen gerekecek gibi. Bu tarz kriterler oluyor. Şu an hayal ettim ve bu canlandığı için. Evet, yani ben çok hızlı, normalde de hazırlıklı olmadığımız, belki de doğrudan akıllı kentlerle çok da alakası olmayan ama sonuçta benim için kent demek aynı zamanda insan demek olduğu için. Çünkü akıllı kentin kurgusuyla birlikte bir de akıllı kentte yaşayan insanlar ve onların yeni hayat anlayışları oluşacaktır diye düşünüyorum. Umarım o böyle şu anki halimizden daha da böyle fecahat bir noktaya doğru gitmez. Çünkü bazen öyle düşünüyorum. Yani kentin kritik kriz anları aslında bizim insani hıza düştüğümüz zamanlar olmaya başlıyorlar bazen. Yani işte kar yağdığında... Kar yağıyor olması anormal bir şey değil ama kar yağdığında dışarı çıkmamayı tercih etmek insani hıza geri döndüğümüz bir nokta. Ama bir yandan da tabii akıllı teknoloji de bize şeyi söyleyecek işte. Kar yağdığında dışarı çıkılabilir olmasını sağlayacak kentin. Onun o doğru olan şey. Ama biz artık o kadar anormal bir hızda yaşıyoruz ki bazen diyorum ki işte bizi normal çıtamıza geri getiren bazı aksaklıklar var. O aksaklıklar olmasa ne olur acaba? Ama bu tamamen benim şu an birazcık karamsar bakış açımla alakalı da olabilir. Ben programı kapatmadan evvel hani atladığımız senin altını çizmek istediğin son bir şey var mı diye sorayım. Yani şu an gündemde zaten birçok olayı hani bu programın dışında da yaşıyoruz. Yani biraz daha bilinçli uygulamalar kullanmaya başladık bence. Yani bunun arasında bir nesil farkı da yok. Hani benim şu an annem babam da gayet bu uygulamalara hakim ve bu uygulamaları kullanırken aslında bir sonraki basamakta ne yapılması gerektiğine hakim olabiliyorlar. Yeni nesil ise zaten bunlarla birlikte büyüyorlar. Doğru. İşte bir 6 aylık oğlum var mesela. Hani direkt telefonu selfie çekmek istediğimiz anda orada işte bir takım uygulamalarda kulaklar falan çıkıyor mesela. Ona göre şekil alabiliyor, poz verebiliyor. Hani gerçekten sanki onunla birlikte doğmuş, büyümüş gibi bir onunla sistemi. Birlikte doğdu, büyüdü zaten. Ama ben hala onu kabul ediyorum. Sen onu kabul etmiyorsun. Hayır. Gerçekten çok yani kendi içimizde algıladığımız sistemlerde aldığımız aksiyonlarla örtüşebilen bir hal almış durumda. Doğru diyorsun. Onur abi teşekkür ediyoruz. Ben ayağına teşekkür sağlık. Ederim. Sağ olun. Bu akıllı şehirleri bekliyoruz en kısa sürede. Sevgili izleyenler, umarım birazcık altını açabilmişizdir akıllı şehirler kurgusunun ve şeylerin interneti ve analitiğinin buna nasıl bir araç olabileceğiyle ilgili olarak. Gelecek hafta 31 Aralık Pazartesi saat 18'de Mekan ve İnsan'ın 39. bölümü ve 2018'in de son Mekan ve İnsan programını Yağmur Çakıroğlu'yla gerçekleştireceğiz. Yağmur Çakıroğlu'nu daha önce Kırda Sanat ile ilgili yaptığımız, sanat köyleri ile ilgili yaptığımız programdan hatırlayabilirsiniz. Fakat Yağmur
uzun bir zamandır bu işin artık mutfağına girdi. Ve dolayısıyla benimle birlikte aslında programların kurgusu, ne zaman, hangi hafta, hangi programa, hangi konuğu ve hangi araştırmayı konuşacağımızla ilgili olarak bana gerçekten çok büyük bir destek veriyor. Dolayısıyla hakikaten ben vitrinsem o da işin mutfağında ve mutfak en az vitrin kadar önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz gelecek hafta bu 2018'i şöyle bir birlikte tekrar bakacağız. Neler konuşmuşuz? Mekan ve insanla ilgili olarak hangi konular 2018'e damgasını vurmuş? 2019'da ne bekleriz, neler olmasını talep ederiz, neler olmasını öngörürüz üzerine son bir değerlendirme, senenin son bir değerlendirmesini yapacağımız programda ümit ederim ki tekrar görüşebilmek üzere iyi akşamlar diliyorum.